Gündem dışı ikinci söz, pandemi sonrası ekonomik kayıplar ve işsizlik hakkında söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'a aittir. Buyurun Sayın Köksal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülke olarak ağır bir sınavdan geçiyoruz. Koronavirüsle adeta savaşıyoruz. Korona hem sağlığımızı hem de cebimizi etkiliyor. Pandemi ilan edildiğinden bu yana vatandaş bir taraftan hastalıktan korunmaya çalışırken bir taraftan da tenceresine aş koymaya çalışıyor. Esnafa destek kredisi veriyoruz diye milletten günde 5 sefer mesaj atıp 10 lira olarak dilendiğiniz paraları yine partilerinize ve yandaşlarınıza dağıttınız. Salgın döneminde berberinden kahvehanesine, lokantasından düğün salonuna, internet kafesinden kuaförüne, tornacısından tamircisine 252.690 işletme kapanırken ve buralarda çalışan yaklaşık 2,5 milyon yurttaşımız evine ekmek götüremez hale gelmişken siz yandaş sanatçılarınıza seyircisiz konserler için 30 milyon lira ödediniz. 18 milyon yurttaşımız bir anda işsiz ve gelirsiz kalırken siz hazine garantileriyle garanti ettiğiniz garanti ödemeleri yandaş müteahhitlerinize aktardınız. 15 Mart'ta getirdiğiniz düzenlemeyle işten çıkarmaları yasakladınız yasaklamasını ama ücretsiz izne çıkarılan işçiler için hiçbir şey yapmadınız. Ücretsiz izne çıkarılan 878 bin işçiyi ve ailelerini aylık ortalama 502 lirayla geçinmeye zorladınız. Damat bakan çıkıyor, diyor ki destek paketlerimizin çarpan etkisi 600 milyar lirayı aştı. Üşenmedim, oturdum, hesapladım. Bu 600 milyarı 82 milyona böldüğümüzde kişi başına ortalama 7 bin lira düşüyor. O zaman kişi başına 7 bin lira verilmişse Afyonkarahisar'daki Hasan Zengin abimin 7 bin lirası hangi hırsızın cebinde? Eğer herkese 7 bin lira verilmişse Sandıklı'daki Yusuf kardeşimin 7 bin lirası hangi yandaş müteahhitin cebinde? Eğer herkese 7 bin lira verildiyse Emirdağ'daki Gülay teyzemin 7 bin lirasını konserde hangi yandaş sanatçıya ödediniz? Eğer kişi başına 7 bin lira verildiyse Dinar'daki emekli Mehmet hocamın 7 bin lirasını Vakıfbank yönetim kuruluna atadığınız hangi üyenin cebine aktardınız? Eğer kişi başına 7 bin lira ödediyseniz Sultandağ'daki kiraz işçisi Fatma ablamın 7 bin lirasını saraya dolgun maaşla atadığınız hangi danışmanın yemek ücreti olarak ödediniz? Halktan koptunuz, işçinin, emeklinin, esnafın, emeklilikte yaşa takılanın, çiftçinin, memurun, öğrencinin ve iş insanının gönlünde yoksunuz. Çiftçi ölüyorum diyor, destek verdim diyorsunuz. Verdiğiniz destek kredi borcunu 3 ay erteleyip ana paraya faizi bindirmek. Bugün toplam borcu 160 milyarı bulan çiftçinin esas ödemeleri yaz sonu sonbaharda olacak. Koronadan sonra kimi bölgelerdeki ani sıcaklık değişimlerinin, kimi bölgelerde de don ve dolunun vurduğu çiftçi bu borcu nasıl ödeyecek? Elinizi vicdanınıza koyun. Çiftçinin bugüne kadar hak etmiş olduğu destekleme olan 170 milyar liralık desteğini ödeyin. Bu kanunu 2006 yılında siz çıkardınız. Çiftçiye verilecek destekleme gayri safi milli hasılanın %1'inden aşağı olamaz dediniz. Bu kanuna göre 2006'dan bu yana çiftçinin hak ettiği desteklemelerin yarısını bile ödemediniz. Salgında evde kalın dediğiniz milletin elektrik ve haberleşme faturaları %50 oranında artış göstermiş. Millet faturalarda indirim veya fatura dondurma beklerken millete faturanızı ödemezseniz keseceğiz diye mesajlar gidiyor. Sizin umrunuzda mı? Değil. Eğer bu mesajlar yandaş müteahhitlere gitmiş olsaydı muhakkak çözüm bulurdunuz. Atamızın emanet ettiği, benim bütün ümidim gençliktedir dediği gençlerimizi üniversitede KYK borçlarını ödeyemez hale getirdiniz.
Ülkemizdeki işsizlerin %57.7'sini genç işsizler oluşturuyor. Ben yaptım oldu mantığıyla YKS sınavına girecek milyonlarca gencimizin hem sağlığıyla hem kaderiyle oynuyorsunuz. Daha hafta sonu Kocaeli'nde Milli Savunma Üniversitesi sınavında fenalaşan bir öğrenciye korona teşhisi konuldu ve sınav salonunda sınava giren öğrenciler öğretmen karantinaya alındı. Ne için? Buyurun topa. Bunlar ne için? Alman'ın, İngiliz'in, Fransız'ın tatil yapabilmesi için ülkemizin çocukları Ali'nin, Veli'nin, Hasan'ın, Ayşe'nin, Fatma'nın sağlığını hiçe sayıyorsunuz. Size tavsiyem şu, şu sözü asla unutmayın. Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. AKP'nin akıbeti de sandığa gömülmek olacak.